28 Şubat 1997 yılında gerçekleştirilen ve postmodern darbe olarak adlandırılan karanlık sürecin üzerinden 21 yıl geçti. 28 Şubat ve FETÖ mağduru kişilere yaşatılan zulüm ve mağduriyetler devam ederken mağdurlar ve aileleri yaşadıklarını anlatıyor. ...28 Şubat 1997 yılında gerçekleştirilen ve postmodern darbe olarak adlandırılan karanlık sürecin üzerinden 21 yıl geçti. FETÖ'nün polis ve yargı ayağındaki örgüt mensuplarının eliyle kurdukları komplo ve kumpaslar üzerinden mahkum edilerek cezaevlerine konulan 28 Şubat ve FETÖ mağduru kişilere yaşatılan zulüm ve mağduriyetler hala devam ediyor. 28 Şubat darbesi öncesinde Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şef olarak çalışan Mehmet Tahir Yoğuruş, darbenin ardından yaşadığı baskı ve zulümleri İlkay'a anlattı. Neyse kaymakamlığa gittim. Gittim yanına, ben kapıyı vurdum, içeri geri girmez. Hemen yerinden kalktı, üzerime saldırdı. Olan dedi, herif sen kendini ne köpek sanıyorsun? Mevcut düzeni yıkarak şer'i gözden mi getireceksiniz siz? Bak bana Resul gönderler, senin gibi nice rehizeler getirdim. Rahat otur, ya evinden işe işe de istihbarat seni takip ediyor. Beni götürdüler emniyete alt katında bir hücrede 22 gece. Her gece 12'den sonra bir iki defa beni çırılçıplak edip elektrik şok veriyorlardı, işkence ediyorlardı. İşte arkadaşını söyle, şunu söyle, bunu söyle diye. Ulan biz Müslüman değil miyiz? Biz Müslümanız. Biz 5 vakit namaz kılıyoruz. Minik günce cemaatler vardır. Hoca efendi vardır, şu vardır, bu vardır. Böyle diyorlardı. İslami kimliğinden dolayı 17 yıldır tutuklu bulunan 28 Şubat ve FETÖ mağduru Ahmet Durmaz'ın ailesi de artık mağduriyetlerinin görülmesi gerektiğini söyleyerek yeniden yargılama talebinde bulundular. Onları yani yargılanan ya adi şekilde yargılamadı ve FETÖ onlar yargıladılar. O yüzden yeniden yargılamanı istiyoruz. Ben 2 yaşındayken babam cezaevine girdi ve 17 yıldır cezaevinde babam. Yeniden yargılanma istiyoruz, adaletli bir yargılanma istiyoruz. Biz 28 Şubat mağduruyuz, FETÖ mağdurlarıyız. Adaletli bir şekilde yargılanma istiyoruz. Biz hükümetten lütuf istemiyoruz. Biz tekrar yargılanmasını istiyoruz ve tekrar babamızın aramıza dönmesini istiyoruz. 28 Şubat'ın hayatlarını kararttığı mahkumlarla aileleri mağduriyetlerin bir an önce giderilmesini ve kendilerine reva görülen zulme artık son verilmesini istiyor. 19 yıldır cezaevinde tutulan İsmail Balkan'ın ailesi de 28 Şubat ve FETÖ yargısı mağduru oğulları İsmail Balka üzerinden kendilerine reva görülen zulmün hala devam ettiğini söyledi. Hatta benim bir oğlum bir sene bu deredeki camide imamlık yapmıştı. Bu imamlık yüzünde benim oğluma dedi sen ders vermişsin çocuklara. Bilmem ürgüt falan yetiştirmişler. Ondan sonra benim oğlum bunu da vazgeçtiler. Benim oğlum çekti gitti askere. Hatta 2 ay askerdedir. Ondan sonra orada yakaladığıyla getirdiler. Bu 19 yıldır cezaevindedir. Yani 19 yıldır biz çektiğimiz her Allah bilir. Oğlu Cömert Yorgun'un 19 yıldır suçsuz yere cezaevinde tutulduğunu söyleyen Piruze Yorgun, oğlunun askerliğini yaptığı sırada FETÖ'cülerin emriyle tutuklandığını söyledi. Suçsuz, sebepsiz görülmez. Eğil hata girdi. Mehmet Salih Boldağ ise oğlu Turan Boldağ'ın İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra dini hassasiyeti dolayısıyla İslami çalışmalara önem verdiğini ve cami çalışmalarına çok düşkün olduğunu söyledi. Benim oğlumun aynı maddesinden yargılanan insanlar Ergenekur olsun, ondan sonra Bayluz davasındaki insanlar olsun, bunları hepsini bıraktılar. Benim oğlumu bırakmadılar. Biz de dedik ki biz Cumhurbaşkanımızda, Başbakanımızda, Adalet Bakanımızda biz af istemiyoruz. Şimdi suçlu değiller ki biz af isteyelim. Biz diyoruz ki çocuklarımızı tarafsız bir mahkemede yeniden yargılansınlar. Yeniden yargılanmasını istiyoruz. Eşi Mikail Gültepe'nin 19 yıldır cezaevinde olduğunu ve bu yüzden çok mağdur olduğunu belirten Cahide Gültepe ise sadece adalet istediklerini söyledi.
Suçsuz yere yakalandı eşim. Çok çeşitli işkencelerden geçirildiler. Onun gibi yüz yüzlerce masum insanlar hala mağduriyet ve bu mağduriyetlerimiz devam ediyor. Bizler artık bu mağduriyetlerimiz son bulmasını istiyoruz. Gençlik zamanımızda yanlarımızda bulunmadılar, şimdi bulunsunlar. Yetkililere sesleniyoruz. İstanbul'da öğretmenlik yaptığı okulda başörtüsü taktığı için Hürriyet gazetesinin kendisini hedef alarak gazete sayfasına taşıdığını gözyaşları içinde anlatan Saadet Çiçek Bamca ise 28 Şubat darbe sürecini asla unutmayan mağdurlar arasında yer alıyor. Hürriyet'in pazar ekinde bir jurnal. Kartal Soğanlık E-Sanayi İlköğretim Okulu'nun orta kısmında görev yapan Türkçe öğretmeni Saadet Çiçek derslere örtülü girmektedir. Bana şu söylenmişti: açık ve net, kendi iradenle istifa etmediğin takdirde atıldığında hiçbir şekilde geri dönemeyeceksin. Ve ben tekrar öğretmen olamama duygusunu asla kaldıramayacağım için o imzayı atmak zorunda hissettim. Bizim gibi yaşayan arkadaşlar çok ağır süreçler yaşadılar. Onlara girmek de istemem. Hatırladıkça içim acır. Rabbimize sığındık. Ve zamanı gelince Rabbimiz en güzeliyle tedavi etti.